Efendim gündem özel programdan iyi akşamlar diliyorum. Şu an konuğum CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Sayın Ferdi Zeyrek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Manisa ederiz. Manisa böyle kaynıyor. Evet. Son günlerde çok hareketli geçiyor siyaset. Doğru. Şimdi gerçekten kaynıyor. Tabanda bir tarafta memnuniyetlik, bir tarafta sıkıntılar, istemedikleri şeyler tabii gelişiyor. Her gün doğru olan ya da kulisten gelen haberler var bunlarla ilgili. Bunlara geleceğiz. Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle ETV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdı, bize fırsat verdi kendimizi tanıtması için. Ferdi Zeyrek kimdir? 16 Mart 1977 Manisa doğumluyum. 41 yaşındayım, evliyim, mimarım, 3 kız çocuk babasıyım. Bugüne kadar Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu, Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu, Manisa Lisesi'ni okuduktan sonra Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdim ve 2002 yılında memleketim olan Manisa'ya döndüm. İç mekan tasarımları ve uygulaması yapan bir şirketim var o günden itibaren. Son 7 yılı Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliğinde geçirdim. Son 3 yılında da Manisa Mimarlar Odası Başkanlığı görevindeydim. Bu süreç zarfında Manisa Spor Kulübü yöneticiliğinde bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel yönetimlerde çok uzun bir süre aktif bir şekilde çalıştık. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde bulundum. İlk Koordinasyon Kurulu'nda görev aldım. Şehzadeler ve Yunus Emre Belediyeleri Estetik Kurulları'nda ve İmar Komisyonları'nda görev aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel yönetimlerde her dönemki belediye meclis belediye meclis raporlarını birlikte değerlendirdik. Bunlar hakkında görüşlerimizi bildirdik. Ve bugün de partimin öngördüğü süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığında bulundum. Ve bugün de karşınızda Manisa Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak birlikteyim. Dediğiniz gibi süreç hareketli geçiyor. Siyaset Manisa'da hızlı geçiyor. Manisa'da daha farklı tabii bu hareketlilik. Hareketlilik farklı çünkü bu dönem biraz farklı bir siyasi konjonktür var. Koalisyonun ne olacağı, hangi partinin hangi partiyle, hangi şartlarda birlikte olacağı hep söylemler içerisinde. Biz de bunu bekliyoruz, bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Ama bu sırada aday adaylığımız bir kenara. Aday gibi çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Mutlaka. 17 ilçemizi teker teker dolaştık. Hem örgütlerimizi ziyaret ettik, hem oradaki vatandaşlarımızla sohbet etme imkanımız oldu. Bu süre zarfını bu şekilde gerçekleştirdik. Sizin gibi biz de bekliyoruz açıkçası bir an önce oluşumun ne olması. Tabii sizin de evet bizler de bekliyoruz ama vatandaş da bu konuda çok tedirgin ne olacak ne olmalı diye. Şimdi tabii yerel seçimlerde genel seçimlerden önemli bir detay var. Hizmetle alakalı. Tabii. İşte bunu göz önünde bulundurmak lazım. Peki Ferdi Zeyrek neden Büyükşehir'e adaya dahilini koydu? Neden CHP değil, neden Şehzadeler değil, niye diğer ilçeler değil? Neden Manisa'da şimdi, Büyükşehir? Büyükşehir Belediyesi, evet büyük bir internet. Şehrimiz gerçekten büyük. Şimdi mesleğim icabı 15 yıllık mimarım. Bu mimarlığımın bir süresinde yöneticilik, bir kısmında projecilik, bir kısmında da iç mekan tasarımları ve uygulaması yapan değişik değişik farklı yerlerde görevler aldım. Direkt merkezde, diğer direkt ilçelerde, direktse de çevre illerde birçok proje yaptım. Bu projeler zarfında bu şehir nasıl yönetiliyor? Bu şehir neleri hak ediyor? Büyükşehir nedir? Daha önceden neden biz bir tek merkezdeyken büyükşehir olduk? Büyükşehir olduk bizde ne değişti? Bize neler getirmeliydi? Ne kadarını getirdi, ne kadarını getirmedi gibi hep sorular ister istemez olması zaten. Olması gereken aslında değil mi hizmetler ya da eksik olanlar? Bunlarla ilgili görevinizden değil mi yapmış olduğunuz tabii mesleğinizden ki dolayı orada projeler ürettiniz kendinize. Tabii ve büyükşehir sizin için daha uygun diye düşündünüz. Büyükşehir tabii ki bizim için yani fikir birliği açısından, şehircilik açısından, şehri okuma açısından, şehrin neleri hak ettiğini görmesi açısından büyükşehir bizim için daha uygun bir yerdi. Bu sırada tabii daha yeni büyükşehir olmuş olan şehrimizde 5 yıllık süreçte yani yaklaşık 4,5 yıllık süreçte neler oldu, neler olmadı bunları irdeledik. Çok uzun süredir de aslında bir ekiple bunları çalışıyoruz. Manisa neyi hak ediyor? Manisa ne olmalı? Bizim gözümüzdeki Manisa ne? Bizim hayalimizdeki Manisa ne? Çok genç, dinamik bir kadromuz var. Yaklaşık 15 kişiden oluşan, içerisinde mimarların, inşaat mühendisinin, şehir bölge plancısının, avukatın, sağlık biriminin böyle çok değişik, eğlenceli bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte de çok uzun süredir projeler çalışıyorduk zaten.
Bu projelerin nihai sonuçları az önce size de ifade ettiğim gibi, yani şu anda bir dosyada 130 sayfayı falan bulduk ama herhalde seçim sürecinde 200 sayfalık bir kitapçık şeklinde. Ya tabii bu koltuk bugün bize nasip olur veya olmaz. Ama bizim projelerimiz doğru projeler. Biz doğru Manisa'yı hayal ediyoruz. Olması gereken Manisa'yı hayal ediyoruz. Herkesin mutlu olabileceği bir Manisa'yı hayal ediyoruz. Peki o projeler nelerdir? Çünkü büyükşehir denildiği zaman gerçekten az önce ifade ettiğiniz gibi hizmetin en yüksek kademede olması gerekiyor. Kesinlikle. Sadece büyükşehrin merkezde değil, ilçelerde de aynı şekilde hizmetin vatandaşa gitmesi lazım. Çünkü oy alındığı zaman sadece Manisa merkezden değil, 17 ilçeden 2 merkez ilçe, diğer 15'ini de katmak lazım diye düşünüyorum. Bu projelerden bahsedelim. Neler? Tabii ben önce neden büyükşehir sorusuna birkaç tane daha ilave yapmak istiyorum. Şu anda mevcut Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne girdiğimizde bakıyoruz, misyonumuz nedir, vizyonumuz nedir? Muhakkak ki birçok kimse okumuştur. Ben de devamlı okuyorum. İşte ilkelerimiz nedir? Bunlar çok önemli verilerdir. Yani bir kişinin öncelikle bir vizyonu olmalı, bir hedefi olmalı böyle bir yolculuğa çıkarken. Güçlü bir ekibi olmalı, bir hayalleri olmalı. Kesinlikle, ekip olmadan olmaz. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediye'mizin sayfasında misyonumuz ve vizyonumuzda şu yazıyor. Halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve buna yönelik olarak etkin ve verimli çalışma. Çağdaş belediyecilik anlayışını ve yaşam kalitesini ortaya koymak gibi ifadeler yer alıyor. Şimdi bu 17 ilçemizi dolaşma fırsatımızı bulduğumuzda aslında bu söylemlerden çok uzak şeyler olduğunu gördüm. Yani çağdaş belediyecilik diyoruz. Selendiye gittiğimizde yollardan çamur akıyor. Turgutlu'da içme sularına asbest karışmış. Salihli'de bir tane amca kolumu yakalıyor. Oğlum sen diyor adaymışsın büyükşehire. Evet amca. Bizi diyor bu sorunlardan kurtaracak mısın? Senin sorunun ne amca dedim. Sular akmıyor evde daha ne sorun olsun diyor. Şimdi baktığımda misyon ve vizyon konusunda yaşam kalitesi, ortak ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin tam karşılığını bulmadığını görüyorsun. Ondan sonra çeviriyoruz sayfayı diyoruz ki ilkelerimiz neler? Şeffaf yönetim diyor. Bakıyorsun şeffaf yönetim, ihaleler hep yandaşlarda kalıyor. İşte imar planı yapılacak, 1/5000'lik imar planları bir türlü yapılamıyor, yapılmıyor. Nedenleri anlayacağım. Bir şeffaflık göremiyorum. Katılımcı yönetim diyor. Katılımcı yönetimde eş dost aileyle yürütülen bir belediye görüyorum. Halktan çok kopuk bir başkan görüyorum. İşte bir başkanlık katına çıkacaksınız, iki tane x-ray'den geçiyorsunuz, bir tane parmak izli kapıdan geçiyorsunuz, iki tane bodyguard kapıda bekliyor filan, böyle bir belediyecilik anlayışı var. Katılımcı kısmı neresinde çok çözemedim açıkçası. Yani bankamatik memurların olduğu bir belediye işletiliyor. Hizmete adil, davranışta eşitlik olmak deniyor. Evet, Cengiz Ergün diyor ki, hizmetin siyaseti olmaz. Çok söylediği bile. Ama bakıyorsunuz ki suya %10 zam alamadığı anda tehdit başlıyor. Ne gibi tehditlerdi bunlar? Saruhanlı hizmet binası bekler, Akhisar pazar yeri bekler, Salihli bekler, o bekler, bu bekler diye herkes tehdit edebiliyor. Hizmette adil davranışta neye adil? Yani zam da... yoksa hizmette yok mu? Zam yoksa hizmette yok ama sözünde duruyor. Gittim gördüm gerçekten hizmette yok. Yani zam yok, hizmette yok karşılığında. Belki adalet burada mıdır, adillik onu da çok bilmiyorum. Ondan sonra bakıyorum, vatandaş odaklı bir belediye diyor. Vatandaştan acayip kopuk bir belediye var şu anda işletilen. Olması şeyde. Gereken nedir peki? Olması gereken şudur, belediyecilikte vatandaş merkeze alınır. Vatandaşın yani birebir belediye başkanlarıyla, büyükşehir belediye başkanı dahil vatandaşla birebir konuşup onun dertlerini, sıkıntılarını araya herhangi birilerini sokmadan görüşmesi gerektiği düşüncesi. Büyükşehir belediye başkanının ilk önce vatandaşın hangi sorunlarını tespit edeceği bir vizyonu olması lazım. Bir interlantı okuyup şehrin geleceğini öngörmesi gerekiyor. Manisa bundan 50 yıl sonra ne olacak? Manisa'nın nüfusu ne olacak? Buna yönelik nasıl bir çalışmalar olacak? Bunun altyapılarını tamamen bitirdikten sonra evet, vatandaş da istediği zaman kapısını çalması gerekiyor. Bizim bununla ilgili birazdan anlatacağım sosyal belediyecilik projelerinde zaten vatandaş biz yanınızdayız diye bir projemiz var. Her ilçede Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da odası olması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı haftanın 5 günün
İki gün eğer burada duruyorsa diğer üç günü ilçelerde birer gün durması gerekiyor. Ve vatandaşın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kapısını çalarak kesinlikle arada anlatamadığı veya çözüm bulamadığı dertlere de Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşması gerekiyor. Bu kadar ulaşılmaz olmaması gerekiyor. Belediyecilik böyle bir şey değildir. Belediyecilikte vatandaş yoksa sen de yoksun. Çünkü vatandaşın oylarından tabii o mevkilere geliniyor. Oy olarak bakmıyorum ben. Ben hizmet olarak bakıyorum. Yani eğer ki... Ama zaten ki, öyle değil mi? O mevkilere gelme nedeni vatandaşa hizmet etmesi değil midir? Sizin bu vizyonunuzu gerçekleştirebilmeniz için altta bir vatandaş olması gerekiyor. Ya vatandaşa bu hizmet talep edecek, siz de Büyükşehir Belediye'nin verdiği yetkilerle, sağladığı olanaklarla bu hizmeti ona götüreceksiniz. Zaten işin tamamen özeti bundan ibaret. Ondan sonra önceliklerin belirlenmesi diyor. Öncelik vatandaş olmalı veya öncelik yatırım yapılacak şeyler olmalı. E bu öncelik evet bence de altyapı yatırıma öncelik olması lazım ama bizim önceliğimiz herhalde Büyükşehir Belediye Spor filan diye düşünüyorum ben. Paralar oralara buralara filan gidiyor. Yani ama belediyenin bütçesi, gitmiyor. Büyükşehir Belediye'nin bütçesi şu anki kendi takımına mı aktarılıyor? Takımına bir bütçe aktarılıyor ama şunu sorduğunuzda şunu diyor. Belediyeden hiçbir para gitmiyor. Ama nedense belediye iş yapan müteahhitler inanılmaz bir belediye sporlu. Fanatikler inanılmaz paralar aktarıyorlar böyle. Para biraz dolaylı yoldan gidiyor. Bence de burada önceliğin belirlenmesindeki şartlar farklı. Planlı ve programlı çalışma olduğu söyleniyor ilkelerde Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani planlı ve programlı ben zamanında biten bir altyapı göremiyorum. Hep 3 ay, 4 aylık, 5 aylık gecikmeler, ödenmeyen paralar. Ben bir taraftan da takip ediyorum. Vatandaşla sürekli işçisiniz. Tarihi ve kültürel mirasın korunması diyor ilkelerimiz arasında. Beyaz filmimiz var. Şehrin en tarihi ve korunması gereken binalardan bir tanesi. Şu anda bilirkişi raporu, geçen hafta bilirkişi raporunu verdi. Bilirkişi şunu yazıyor. İzmir Anıtlar Kurulu'nun verdiği kararda buranın tescilini kalkmaması yönünde bir görüşü vardı. Yüksek Kurul bunu kaldırmıştı. İzmir'in verdiği kararın tamamen arkasındayız. Beyaz Fil'in tescili kalkmamalı yönünde bir karar çıktı. Ve bu da bizim istediğimiz bir karardı. Bence çok önemli bir bina. Yani kültürel mirasın korunması konusunda da Büyükşehir'i yanımızda göremiyoruz. Eğitimli personel ve güven yürüyücü hizmet diyor. Evet çok güzel. Ya bir maske var. Hiçbir sorunda, hiçbir zaman vatandaşın yanında değil. Ne zaman sular kesilse, bilmiyorum sizin evinizde kesiliyor mu? Arıyorsun, karşılığı yok. Yani öyle bir telefon yok karşılığında. Kent bilincinin geliştirilmesi, evet benim de en önemli projelerimden bir tanesi Manisalılık olgusudur. Manisalılık olgusunu her yaştaki kesme aşılamak gerekiyor. Ancak bizim... Neler yapmak gerekiyor mesela? Biraz açabilirsiniz bunu. Bunları projeler kısmında anlatacağım. Ya Manisalılık olgusu konusunda şöyle bir, Manisa Konakları diye bir projem var benim. Her mahallede belediyenin bir yeri olması gerekiyor. Bunun altında belediye hizmet birimleri, işte su faturasını yatırabileceği birimler. Bir tane bir hemşirenin ilk yardımı yapabileceği bir birim. Bunun üst katında vatandaşların el işi, spor, bunun gibi sosyal aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri sosyal bir alan olması gerekiyor. Bu sosyal alanlarda burada yaşayan öğrencilerin gelip oradaki halka spor yaptırması, eğitim vermesi, bu sırada o öğrencilerin istihdam olması, halkın birlikte yaptığı etkinliklerle Manisalı olması, Manisalılığı birbirine aşılaması, çocukların küçük yaştan birlikte, hep birlikte büyüyerek bu değere sahip çıkması Manisalılık olgusu benim de en önemli projelerinden Manisa'yı bir tanesi. Manisa'yı aslında benimsemesi anlamında söylüyorsun, evet, değil mi? Manisa'nın benimsemesi. Yani kentin çağdaş normlarına kavuşturulması diyor. Köylere gidiyorum, otobüs durağından başka hiçbir kentin çağdaş noktası yok. Yeşil ve ferah kent, evet çok güzel. Yeşili seven bir belediye başkanımız var ama Ulupark'a otopark yapmaya çalışan da bir belediye başkanımız var. Bu iki insan aynı kişi bence olamaz. Elektrikli otobüs alıyoruz biz diyor, yeşili seviyoruz. 20 tane 18 metrelik, 2 tane de 24 metrelik elektrikli otobüsümüz var. Daha hala gelmedi, gelecek. İstasyonlar dahil yaklaşık olarak 89 milyon 500 bin lira. Eski paraya 89,5 trilyon lira bir para harcanıyor. Ama halbuki bizim alçak tabanlı çok bu sistemi çözen araçlarımız var. Bunları birazdan anlatacağım. Elektrikli otobüs geliyor ama bunun altyapısı yok. Yaklaşık Karaköy'den tek bir ring alacağı söyleniyor. 7000 araca otopark ihtiyacı doğacak. Böyle bir otopark alanları yok. Yani altyapıyı yapmadan bu tip hizmetlerin getirilmesinin bir anlamı da yok bence. Böyle de yeşilci olamıyor.
Neden Büyükşehir Belediyesi? Evet. Sorunun başına geri döneyim. Bunlara baktığımızda Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu, misyonunu ve ilkelerinden çok uzak olduğunu, yalnızca iyi bir kalemin ele aldığı ve doğru şeyler yazdığı ama doğru şeyleri uygulayan bir yöneticilerin olmadığı, Manisalı'nın, Manisalı vatandaşın hak ettiğinden çok uzak kaldığını görüyoruz bunları okuyunca. Yani bunlar benim değil, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yazdığı misyon, vizyon ve ilkelerimiz. Hak ettiği hizmet verilmediği kanısında mısınız? Şimdi burada yazanlar çok doğru şeyler. Manisa bunları hak ediyor. Ama yapılanlar, yazanlarla alakası yok. Yalnızca kalemi güçlü olan bir arkadaşımız, teşekkür ediyorum, iyi yazmış. Ama keşke de bunu da uygulayabilecek bir belediye başkanı ve bunun yönetimi olsaydı. Biz bu projelerin yanında, buradaki doğruların da tamamen yanındayız. Yani geldiğimiz gün bütün projeleri yırtıp sokağa atacak halimiz yok. Önce yarım projeler tamamlanacak, sonra doğru projeler bünyemize alınacak, yanlış olanlar ise yırtılıp çöpe atılacak. Böyle bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz biz. Evet, buyurun. Az önce bir cümle kullandınız. İllegal işler oluyor Büyükşehir'le alakalı. Yapılan ihaleler var. O aklınızdaki projelerden aslında bunların önüne geçmek için de değil mi? Büyükşehir'e aday adaylığım benim gündeme geldi dediniz. Peki yapılmayan, eksik kalan hizmetler eşe, dosta, pasta diliminden verildiği için mi yapılmadı ya da yapılamadı ya da yapılmak istenmedi mi ya da ayrımcılık mı yapılıyor ilçelerle alakalı verilen hizmet desteğinde? Şimdi şöyle, ben bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğum için bunları anlatmıyorum. Ben daha önceki Mimarlar Odası Başkanlığı dönemimde de aynı noktadaydım. Yine aynı cümleler, aynı noktadayım. Benim gözümde 800 milyon lira bütçesi olan bir belediye veya bir işletme diyelim, belediye olarak konuşmayalım, 340 milyonunla belediye binası yapamaz. 800 liranız varsa 340 lirasını bir yere, tek bir şeye harcayamazsınız. Çünkü burada o paranın içerisinde altyapı, ulaşım, personel giderleri... A'dan Z'ye tüm hizmetleri kapsayan değil kapsayan mi? Kapsayan bir şey. Evet. Şimdi Cengiz Ergün ilk geldiğinde ben sarayda oturmam gibi bir şeyi vardı. Bülent Kar'dan devraldığı yönetimde 25 milyon liralık bir belediye binasını saray olarak nitelendiriyordu. Yerinin yanlış olduğunu ve temeli atılmış binanın parasının bir kısmı ödenmesine rağmen ihaleleri iptal edip bunları şey yapmıştı. Ama görüyoruz ki herhalde gelinen 9,5 yıl süreyle 9,5 yıl sonra sarayın o kadar küçük olmayacağını, daha büyük bir saray inşa etmesi gerektiğini falan düşündü. Manisa'nın böyle bir saraya ihtiyacı yok. Manisa'nın öncelikle altyapıyı çözmesi, ulaşımını çözmesi, imar planını çözmesine ihtiyacı var. Bütün bunlar olur, her şey biter. Güllük gülistanlık olduğunda o zaman bakarız nasıl bir belediye binası olması gerektiğinde. O ve zaman yerine, konuşuruz diyorsun. Yerinin yanlışlığı konusunda da yine aynı noktadayım. Şehrin o kadar yoğun olduğu bir bölgesine ekstradan bu kadar yük getirmek şehri okuyamamaktır. Ama şu anda mevcut olan Büyükşehir Belediye Başkanı da Sayın Cengiz Ergün de CHP kökenli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Şimdi Sayın Özgür Özel 29 Ekim'de şöyle bir söylemde bulundu. Ben de çok takdir ettim. Ondan onun söylemini tekrardan çevireceğim. Artık bu partinin benim babam CHP'liydi, dedem CHP'liydi sözlerine karnı tok dedi. Evet, Cumhuriyet Halk Partili kökenli olabilir. Rahmetli babası da bu partiye hizmet vermiş biri olabilir. Yapılan her hizmeti sonuna kadar saygıyla anıyoruz. Cengiz Ergün de bu hizmeti bu partimize verdiyse onun da kesinlikle yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi algı yönetimiyle geçtiğimiz iki seçim boyunca şöyle bir yanlışa düştü. Dediler ki AK Parti gelmesin, Cengiz Ergün gelsin. Bu algıyı gerek ulusal basında gerek yerel basında çok iyi bir şekilde oynadılar. Ve bazı partililerimiz maalesef bu algıya kapılarak Cengiz Ergün'e oy attı. Ve Cengiz Ergün'e o koltukta oturan oylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıdır. İşte tam da buna geleceğim çünkü. Şimdi az kaldı. 2019 31 Mart'ta tabii yerel seçimlerde artık noktayı konulacak. Kimse Büyükşehir'e belli olacak başkan olarak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer Manisa'da hep Cengiz Ergün'e verdi oylarını. Peki bu andan itibaren 2019'da yapılacak olan artık Büyükşehir Belediye Başkanımız bu diyebileceğimiz seçimde
Durum değişecek mi? Şimdi İpek Hanım şöyle söyleyeyim. Cengiz Ergün'e giden oy yaklaşık olarak 95 bin, 100 bin civarında olduğu hesaplanıyor. Biz aslında çok büyük, köklü ve güçlü bir partiyiz. Yani bütün CHP'lilerden kastım bir kısmını ayırmak için bu sözümü özellikle söyledim. Son seçimde 250 bin resmi olarak sayılmış oyumuz var. Ve bu oy gün geçtikçe de büyüyen ve sevgiyle artan bir oy. Bu seçim döneminde artık hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin ben aynı oyuna düşüp de Cengiz Ergün'e oy verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ya stratejisi değişecek o zaman CHP'li değil mi vatandaşlar? Tabii ki şimdi şöyle bir real gerçek var. AK Parti gelmesin Cengiz Ergün gelsin diye verilen oylar. Ama şu anda seçmen şunu görüyor. Artık AK Parti ile Cengiz Ergün bir vücut. Tek bir kitle. Şapka düştü, kel göründü. Artık bu saatten sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partili kesinlikle ve kesinlikle Cengiz Ergün'e oy vermez. Şimdi her iki tarafında AK Parti'nin de yine MHP'nin de kendi tabanında olan aslında birçok ismini de saymayayım. Bu durumdan sıkıntılı. Madem öyle partiyi birleştirseydiniz, bir tarafı kapatsaydınız diye tabii o dediğim gibi fokurdama kısmı. Tabii ki her seçmen seçmen karşısında kendi adayını görmek ister. Yarış olsun istiyorlardı tabii. Her seçmen kendi adayını görmek ister. Ben de seçime doğru gittiğimde... Doğru olan neydi aslında değil mi? Doğru olan... Vatandaşın aslında oyuna tabii, hiçbir her zaman... Her partinin kendi oyuna sahip çıkması gerekiyor. Evet. Her partinin kendi oyuna sahip çıkıp kendi seçmenine, kendi adaylarıyla seçime girmesi benim için de sizin de kulağınıza doğru geliyordur mutlaka. Tabanın çok rahatsız olduğu. Şöyle bir şey var yani bizim bir üst kadromuza genel merkezlerin kararı vardır. Yani sonuçta bugün için bana bir da sorsanız tabii merkez. Ki genel merkezin verdiği karara sonuna kadar saygılıyız ve arkasındayız. Bunu eleştirmek, bunun yermek, bunun arkasından laf konuşmak bize kesinlikle düşmez. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep bu adapla büyüdük, adapla yetiştik. Aynı şekilde yarın bir gün belki bu koltukta daha farklı şeyler konuşacağız. Belki de bizim İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir birleşimi olacaktır. Belki buradaki öncü parti Cumhuriyet Halk Partisi veya öncü parti İyi Parti olacaktır. Bize de genel merkezimiz diyecektir ki ya Ferdi sen şurada görevlisin. Biz de orada görevli. Şurada geleceğiz onlara. Bayrak asıyorsun. Bayrak asacağız yani. Geleceğiz onlara. Şimdi CHP'nin içerisinde de sorunlar yaşandığını kamuoyunda da paylaşılıyor. Bu da her zaman olmasa bile ara ara da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde tabii Muharrem İnce Manisa'ya geldi. Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel'di. Gelip hiçbir şekilde tabii şey yapmadı. Hani karşılama yapmadı, ilgilenmedi mi ya da herhangi bir işi mi vardı bilmiyoruz tabii. Bu hem basında hem de belirli kesimde dikkatini çekti. Aralarında sıkıntı mı var? CHP içerisinde ayrımcılık mı başladı? Bölünmeler mi oldu? Gibi. Şimdi bu konuyla şöyle, alakalı gün, neler söylemek tabii, istersin? Tabii Sayın Muharrem İnce o gün Sayın Özgür Özel'le birlikte İzmir'de bir cenazedeydiler. Sayın Muharrem İnce'nin Manisa'ya programı... Tabii cenazeye gelip sonrasında Manisa'daki programı... Gitmek istemedi, evet, dönmek önceki, istemedi. Yani çok önceden belirlenmiş, yazılmış bir program değildi. Anlık eksik olmasın, kendisi İzmir'e kadar gelmişken Manisa'yı da es geçmek istemedi ve çok nazik ve kibar bir ziyaretti. Biz de hepimiz o gün oradaydık. Özgür Bey ile kendisi bildiğim kadarıyla zaten cenaze boyunca bütün gün birliktelerdi. Ondan sonra programları gereği Muharrem Bey Manisa'ya gelince Özgür Bey de oradan başka bir programa katıldı diyebiliyorum. Sizin gördüğünüz şekilde bu ayrımcılıktan kaynaklı veya işte birbirlerine husumet var da Manisa'ya o geldi bu karşılamadı. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii bugün bile konuşulan bir konu var. Az önce siz de ifade ettiniz. CHP'nin ve İyi Parti'nin bir araya gelerek ittifak içerisinde olmasından dolayı Selçuk Özdağ'ın ismi ön planda. Yine aynı şekilde Orkun Şıktaş'ın ismi de ön planda. Ama tabii Selçuk Özdağ daha ileride. Peki böyle bir durum olursa nasıl olur? Şimdi bu kulislerde bizim de hep duyduğumuz konuşulan isimler ama bunun realitesi şu anda yok. Belki önümüzdeki hafta olacaktır. Sadece bir söylenti mi yoksa? Çünkü az önce siz de aynı şekilde bir ifade bulundunuz. Evet yani bu söylenti son günlerde biraz yüksek sesle söylenmeye başlandı. Yani fısıltıdan artık biraz daha yükselmeye başladı sözler. Çünkü bunun sebebi karşı tarafta AK Parti ile MHP'nin birleşmesi ve
tek aday üzerine uzlaşma söylentilerinin doğurduğu bir söylemdi bu. Hani iki taraf varsa, biri birleşiyorsa siz de kavgada güçlü olmak için birleşmelisiniz gibi bir algı oluşuyor şu anda. Tabii buna benim bir şey demem mümkün değil. Bu genel merkez düzeyinde alınabilecek bir karardır. Ve bunun sonunda ne olur? Genel merkez derse ki, zikrettiğiniz için söylüyorum, Selçuk Özdağ adaydır. Ferdi Seyrek bayrak asıyordur. Sıkıntı yok. Ben Orkun yine aynı Şüktaşlı şekilde devam adaydır. Ederim diyorsunuz. Ferdi Seyrek şuradan adaydır veya buradadır. Onda da bir sıkıntı yok. Veya ben şunu da kesinlikle böyle olacağını düşünüyorum. Biz %30'u olan, 250 bin seçmeni olan bir partiyiz. 100 yıllık bir partiyiz. Köklü bir parti. Böyle bir birleşmenin olması durumunda benim beklentim her zaman için bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında birleşilmesi gerekir. Gerekliliğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi genel merkezin verdiği her türlü karar ise sonsuz saygı duyulacak olan bir karardır. Eleştirilmez. Ne gerekiyorsa peki yapmış. HDP ile CHP'nin sürekli bir bağlantı ve iletişim içerisinde olmasını nasıl buluyorsunuz? Doğru mudur bu? Ya şimdi bu sorduğun soruların bütün hepsinin cevabı üst genel merkezlerle. Genel sadece merkezlerle. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Ya olması şimdi, gereken nedir sizce? HDP'nin bir seçmeni vardır. Benim görüşümü soruyorsanız burada İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'de kendi adayını çıkarmalıdır. AK Parti ve MHP'de kendi adayını çıkarmalıdır. Herkes seçmenine hitap eden, seçmenini temsil eden adaylarla yürümelidir. Bu seçim demokrasisi bunu gerektirir. Ama dediğim gibi... Güç birliği bir, aslında yapılması gerekiyorsa diyorsunuz değil mi? Yani herkes kendi adayıyla yürümelidir. Ama bu taraf birleşti diye diğer taraf da birleşir. Bu birleşmenin içerisinde İyi Parti olur, CHP olur, HDP olur, Saadet Partisi olur. Karşı tarafta Büyük Birlik Partisi olur. Bu partilerin söylemleri, birbirlerinden istekleri, genel merkez düzeyinde bu işler çözülür, bir kağıda dökülür. Bu sorulara o zaman cevap vermek lazım. Benim yalnızca şahsi görüşümü soruyorsanız, mevcut olan her parti, seçmeni olan her parti kendi başkan adaylarıyla yürümelidir. Yarış içerisinde olmalı değil kesinlikle, mi aslında? Ve sadece aday adayı ya da aday olmak yetmiyor tabii. Az önce söylediğiniz gibi projeler üretmek lazım. Ya tabii ki ben şimdi... Bu... Şehire ya da ilçelere neler yapmalıyım, eksiği nelerdir, nasıl tamamlamalıyım değil yani mi? Şimdi bu genel seçimden biraz farklı yerel seçimler. Yani biz bunun çok iyi bilincindeyiz, artık seçmenle çok iyi bilincinde. Hani partiler tabii ki vazgeçilmezimiz ama burada adayların, bu adayların projelerinin, bu projelerinin yapılabilir olmasını bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor seçmenin. Bir kapasiteye biraz bakmak lazım. Ya kapasiteye bakmak lazım. Bir de ya her dönemde artık bende şey projesi yok baştan onu söyleyeyim. Gediz'i ıslah edip porsuk şey yapmayacağım. Şey tamam. Yapmayacağım. Havuz proje olsun. Ya böyle bir artık yani gerçekten vatandaş bunları duymak istemiyor. Bunların realitesi de yok. İnanmıyor da aslında değil mi? Ya inanmıyor. Bence söyleyen de inanmıyor. İnanın ki söyleyen vatandaşın, de inanmıyor. Bu yerel seçimlerde artık heyecan da yok. Mutlaka siz de bunu fark ediyorsunuzdur değil mi? Heyecanı yok, heyecanlandıracak olan kişiler bizleriz. Bizler eğer yapacaklarımızı... Ya çok üst üste seçimler oldu bundan dolayı. Ya o da olabilir. Seçim yani inanılabilirlik... Kaybedildi mi? Belki şu birleşmeler, ittifaklar da biraz bu heyecanı örtüyor. Biz ben bu kadar koştururken... Neden yarış değildi o zaman birleşim içerisindesiniz diye. Ya belki bunu, bundan dolayı bir suskunluk. Tabii bunu söyleyen çok insan var. Yani özellikle bu AK Parti, MHP birleşme söylemlerinden sonra birçok arkadaşım var. Yani biz aslında Manisalı hepimiz biriz. Yani birimiz Cumhuriyet Halk Partili, birimiz AK Partili, MHP'li olabiliriz ama bizim yaş grubumuz hepimiz biriz. Biz yine aynı sokakta dolaşıyoruz. Ve dolaştığımız, oturduğumuz her yerde bu az önce söylediğiniz o kadar yüksek sesle konuşuluyor ki. Ben nasıl duymamak mümkün değil. Ben zaten, nasıl oy atacağım? Tabii. Ben adayım olmadığı yerde nasıl oy kullanacağım? Ve çok haklılar. Gerçekten çok doğrular. Ondan dolayı bence tabii ki particilik gözetmeli. Ama bir kenarda da bir tarafta da adaya bakmalı. Adayın neler yapılabileceğine bakmalı. Adayın vizyonuna bakmalı. İşte şurada yalnızca güzel kalemle alınmış ilkelerle, vizyon, misyonlarla yürümemek gerekiyor. İlçelerin, 3 ilçenin adayları belli oldu, açıklandı biliyorsunuz. Ön seçime gittiler. Evet. Akhisar'da, Turgutlu'da. Ahmetli'de, Akhisar ve Turgutlu. Evet. Ön seçime gittiler. Ahmetli'de ön seçim yoktu. Çok güzel adaylar. Yani ben hepsini gerçekten çok iyi tanıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi zaten, gümbür gümbür geliyor. Gerçekten hepsi genç, pırıl pırıl, düzgün. Mehmet Eryürek, Ahmetli. Besim, Dutlulu Akhisar. Çetin Akın da Turgutlu'dan. Evet. Hepsi yani kendi mesleğinde. Diş doktoru sanırım değil mi Çetin Akın? Çetin Bey belediye başkan yardımcısı Turgutlu'da. Ama kendi mesleğinden bahsediyorum. Kendi mesleğini bilmiyorum. Evet, böyle öyle biliyoruz biz de çünkü. Peki, yakın zamanda deniliyor Manisa'da artık büyükşehir adayı belli olacak diye. Yani yakın zaman, evet, bugün parti meclisimiz vardı. Bugün de hani biz de böyle bir beklenti içindeydik, parti meclisinde açıklanır açıklanmaz diye. Bence tamamen genel merkez bu ittifak oluşumlarını bekliyor. Yani ittifaklardan sonra zaten herkesin adayları belli. Bu adaylar üzerinde yoğunlaşacağı düşünülüyor. Biz de bu beklenti içerisindeyiz. Biz buna hazırız. Yani ben Ferdi Zeyrek olarak, ben ve ekibim, biz buna bugün hazırız. Bugün o koltuğa oturup Manisa'yı çok iyi yönetebiliriz. Şimdi bu kadar şey konuşulurken tabii ittifak olacak mı, olmayacak mı, adaylar nedir, işte tabanda sıkıntı var vesaire vesaire, birçok sıkıntılar var tabii, sorunlar var. Aslında bu sorunlar değil, hep seçimler öncesi işte partiler arasındaki bir oynaşma mı diyelim, flört. Ne diyelim, flört diyelim ona. Ama tabii bu kez farklı bir şey oldu, ama şunu tabii biz basın olarak çok fazla kulağımıza geliyor bunlar. Neden Manisa'nın milletvekilleri ya da Manisa'dan çıkarttığımız bakanlar bu konuyla alakalı vatandaşın içini rahatlatacak birkaç cümle kullanmıyor acaba? Bu sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Tabii ki şehrin önderleri... Bu sadece AK Parti vekillerle alakalı demiyorum, yanlış anlaşılmasın. CHP, MHP hiç fark etmiyor, AB partili. Hiç yani şehrin önderleri, büyükleri bu konuda söylemlerde bulunabilirler ki bulunacaklardır da. Ama şu anda onlar da bilmiyor. Yani mesela şimdi siz şu anda... Sadece açılışlarda görebiliyoruz tabii. Neyi biliyoruz? AK Parti, MHP birleşecek, adayı Cengiz Ergin olacak. Şu anda söylenen tek konuşulan bu. Cümle bu. Evet, bilinen de bu. Realitesi yok ki. Realitesi yok. Evet. Yani şu anda açıklanmış bir şey yok. Bu yalnızca bir beklenti. O tarafta. Bu beklenti gerçekleşir, gerçekleşmez. Yani ben bu seçimi biraz daha değişik buluyorum. Her seçimin bir söylemi vardır. Seçimi kararsızlar belirler. Son bir haftada belirler diye. O sandık başına gelindiği zaman vatandaşlar bir gözden geçirecek. Bence bu seçimi kararsızlar değil de biraz küskünler belirleyeceğini düşünüyorum. Küskünler ben. Mi? Evet. Bu da ön planda değil mi? Bu seçim böyle bir seçim olacak. Biraz daha değişik bir seçim olacak. Bakalım. Manisa için hayırlısı olsun. Türkiye aynen için hayırlısı öyle, olsun. Hayırlısı olsun. Hizmeti gerçek anlamda vatandaşa sek bir şekilde bir şeylerin arkasına bir şeyler götürmeden, etmeden, insanları sıkıntı yaşatmadan. Evet, bakalım Manisa kazansın ya. Hak ya eden çevremize kimse baktığımızda, gerçekten hak edileniyle gelsin, o makama otursun çok, değil mi? Çok geride olduğumuzu görüyorum. Yani Manisa'nın hak ettiği hizmeti almadığı, hak ettiği değere kavuşmadığını görüyorum. Manisa'mız kazansın. Yani o koltukta bugün Ferdi oturur, yarın Ahmet Mehmet oturur. Hiçbir önemi yoktur. Yeter ki Manisa'mız artık kazansın. Hep kaybeden Manisa oluyor. Hep kaybeden Manisa oluyor. Aslında. Manisalılar oluyor. Ha. Evet, bir şeyler eksik olduğu zaman vatandaş da sıkıntı yaşıyor tabii. Son olarak eklemek istediğiniz neler var? Şimdi ben biraz projelerden bahsetmek istiyorum. Yani bizim... Çünkü o kadar çok var ki. Az önce dedim ya, kitapçık haline gelmiş o. Dergileşecek yakın zamanda. Dergileşecek. Ben de 1 Nisan günü inşallah kendi koltuğum altında bunu götürürüm. Götüremezsem de olacak olan belediye başkanı da seve seve verebilirim. Çünkü Manisa'nın çözüm anahtarı bu. Gerçekten amaç gerçekten iyi bir hizmet getirmek. Hizmetse bu. Yani Manisa'nın büyükşehir belediye başkanı şu olmalı. Manisa'nın 50 yılını görebilmeli. Manisa 50 yıl sonra kaç nüfusa sahip olacak? Altyapı buna yeterli mi? Yeni yapılacak olan, hizmet yeni açılacak olan miyiz? İmar alanlarında burada neler öngörülüyor? Bu nüfus karşılayacak mı? Biz büyüyen bir Manisa mı olacağız? Yoksa kendini nüfus olarak koruyan bir Manisa mı olacağız? Manisa sanayi şehri mi olacak? Manisa öğrenci şehri mi olacak? Manisa tarım şehri mi olacak? Bunları irdelemeli. Bunların kararlarını verilmeli. Bakın, yeni imar planı yapılmalı çok aciliyetle. 1989 yılında yapılan imar planıyla şehrimiz hala revizelerle büyüyor, gelişiyor, büyümeye çalışıyor. 89 yılının görüşüyle 2018 yılının görüşü arasında dünyalar var. Dünya değişti çünkü.
bu kadar büyüyen bir dünyada. Birçok şey ilerledi tabii, teknoloji ve tutsun. Şu anda önümüzde bizim imar planı yapmak gibi bir anahtar var. Bu imar planı yaklaşık 10 yıldır bekleniyor. Bülent Kar döneminin son dönemiyle birlikte başlayan, ha oldu, ha olacak, yapıldı, itiraz edildi, yanlış yapıldı. Habire şirketlere veriliyor, şirketlerdeki ihaleler iptal oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Yeni imar planı kesinlikle olmalı. Benim öngörüm 50 yıl sonra Manisa'nın nüfusunun 2 milyon 250 bin olacağı. Ve bu yeni açılacak olan imar planlarında öğrencilerin şehrin içinde tutulması gerekliliği, yeni özel üniversitenin açılması gerekliliği, Manisa Teknik Üniversitesi'nin açılması gerekliliği, Manisa'da Tarım ve Hayvancılık Lisesi ve Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi açılması gerekliliğini düşünüyorum. Ve bunun için de Büyükşehir Belediyesi bütün yetkilerini kullanması gerektiğini düşünüyorum. Manisa'nın çözümü kırsal kalkınmadadır. Tarımsal kalkınmayı sağlamak zorundayız. Köylere gidiyoruz. Köylerde yaşayan nüfusun en genci 50-55 yaşında. Bütün gençler köyleri terk etmiş. Ama bizim verimli topraklarımız var. Neden işlemiyoruz değil mi bunları? Neden işlemiyoruz? Neden çiftçi devamı zarar ediyor? Neden çiftçi batıkta? Neden hayvancılık artık olmuyor? Peki Büyükşehir bunun karşılığında ne yapıyor? Ne yapması gerekiyor? Doğru olan nedir peki? Ben size söyleyeyim. Öncelikle bir eğitim getirmesi gerekiyor. Bunları tarım lisesiyle, hayvancılık lisesiyle, bu liselerde okuyan personelin kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma garantisi olmalı. Bu personel bütün gününü köylerde geçirmeli, oradaki insanlara kendi eğitimini vermeli. İki, kooperatif, Büyükşehir Belediyesi kooperatifler kurmalı. Bunun çok güzel örnekleri var. Tire Süt var. Bütün süt üreticilerini topluyor belediye olarak. Belediye burada abilik yapıyor, satıyor oradaki altının. Yol gösteriyor, para kazanmasına gösteriyor. Değil mi? Harita köprü başında tabii. Köprübaşı ilçemizde çilekle ilgili bir kooperatif kurulmuştu. Gerçi şimdi dağıldı ama bunun kesinlikle belediye buradaki çiftçileri bir araya getirmesi gerekiyor. Bu ürünleri bir araya getirip özellikle yeni açılacak yolla birlikte büyük hallere, büyük pazarlara burada 3 lira satılan malı orada 13 liraya satmaya aracılık etmesi gerekiyor. Bakın köylü zengin olunca ne olacak biliyor musunuz? İnsanlar tekrardan geriye dönecekler. Merkezdeki nüfus yoğunluğu azalacak. Bu kadar trafik sorunu çekmeyeceğiz o zaman. Ekonomi gelişecek. İnsanlar bir tek buradaki sanayiye bağımlı bir yaşam içerisinde kalmayacaklar. Yeni gelir kapıları açılacak. Belediye yerli tohum üretmeye teşvik yapmalı. Kendi zeytin fidelerimizi yetiştirmeliyiz. Bunda Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi altında yeni alanlar açmalıdır. Sürdürülebilir tarımı gerçekleştirmelidir. Organik tarımı gerçekleştirmelidir. Lisanslı depolara aracılık etmeli, lisanslı depolar açmalıdır. Blockchain diye bir sistem var. Veysel Ulusoy hocam var Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bu konunun uzmanıdır. Ondan danışmanlık hizmeti alıyorum bu konuda. Belediye başkanlığına oturduğumuz gün blockchain'le tohumdan başlayan son tüketiciye, pamuğun tohumundan başlayacak, en son pamuk döşendikten sonra gömlek olduğu tüketiciye kadar izleyen bir sistem blockchain sistemi. Bu sistemi tabii tohumdan satışa kadar devam edecek bunu takip sistem. Eden sistemini Büyükşehir Belediyesi bünyesine getireceğiz. Kırsal kalkınma bu şekilde olur. Bu şekilde de olmalı. Kentte ne varsa köyde o olmalı. Eğer ki bütün sosyal donatıları götürürseniz köylüye, tekrardan toprağını verimli hale, toprağını karlı hale, tabii oradaki ekonomisini sunduğunuz zaman inanın ki kimse zaten kente gelmek istemiyor. Bu trafiği de kimse çekmek istemiyor. Tabii gübresi ayrı bir para, mazotu ayrı bir para değil mi? Şimdi çiftçiler birkaç kişiyle olmaz, dışarıdan destek alması gerekiyor. Aslında bir zincirleme. Tabii ilaçlama makineleri var. Bir çiftçi tek başına İstihdam alamıyor. İstihdam sağlanacak. Bunda tabii ama bu kooperatifin bu tip makineleri olursa oradaki bütün bölgeye eşit bir şekilde hizmet götürebilir. Büyükşehir Belediyesi bunları yapması gerekiyor. Çok da güzel olur. Peki ulaşım trafikle alakalı projenizden biraz bahsetsek olur mu? Yani bu da çok önemli aslında. Çok önemli. Bence bir anda hayatı felç eden bir. En önemli projelerden kesinlikle. Bir tanesi. Nasıl su, biz su olmayınca olmuyor dedik ya. Trafik aslında ulaşımda aynı şimdi şöyle, şey. Benim trafikle ilgili devlet demir yollarımız rehabilite ediliyor. Şu anda hızlı tren projesi var. Yaklaşık 2-2,5 yıl sonra bitiyor. Bu devlet demir yollarının mevcut devlet demir yollarını
Bunlarla anlaşarak, görüşerek Büyükşehir Belediyesi ilçelerle arasındaki bağlantı yolu olarak bunları kullanmalı. Bu yolun uzantısı organize sanayi bölgesine kadar girmeli. Organize sanayi bölgesinin içerisinde ring bir hatla servisler dolaşmalı. Servis şehir içine girmeyecek. Nereden gidecek buradaki servis? Çevre yolundan o zaman bir düzenleme mi yapılacak? Şimdi iki tane hat var. Bir tanesi şu çevre yolu hattı. Bir tanesi ise ben bisiklet binmeyi çok severim. Bisiklet binerim dağda falan, çok keyiflidir. Bir tane şu Manisa Organize Sanayi Bölge çıkışından başlayıp da çepeçevre şehri dolaşan bir dağ yolumuz var bizim. Bu dağ yolunu rehabilite ederek bütün servis araçlarını buradan götüreceğim. Şehrin içerisinde bu dağ yolundan Celalbayar Üniversitesi Hastanesi'ne, Uncu Bozköy'e, Karaköy'e, Merkez Efendi'ye, Sultan Camii önüne, Alay Bey'e buralarda inişler vereceğim. Bu şekilde olduğu zaman şehrin ana arterini hiçbir servis aracı kullanmayacak. Şehrin içerisinde bu rahatlama sağlayacak. Peki yani, organize sanayideki bu tabii fabrikaların servisleri çalışan personel nasıl alacak? Çalışan personel girmeden buradaki noktalardan belirli noktalardan alacak. Belirli noktalardan aldığı zaman şu geçtiğimiz ana arter, Mimar Sinan Bulvarı, bunun uzantısında Karaköy'e giden bulvar tamamen şehir içindeki kullanıcılara kalacak. Büyükşehir'in getireceği aslında elektrikli otobüslerin noktalarından şu anda bahsediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Yani bu ulaşımı bu şekilde şehir içini rahatlatmalıyız. Eğer ki rahatlatamazsak ve şehir içindeki ulaşımın en büyük ikinci sebebi ise tek merkezciliktir. Ben Güzelyurt Mahallesi'nde oturuyorum. Otoparkta da sıkıntı var yalnız. Şimdi otopark sıkıntısıyla trafik sıkıntısını birbirinden ayırmak lazım. Şimdi o da felç ediyor bir yerde. Tabii ki ediyor. Caddeler, yollar, şimdi sokaklar, ara sokaklar, ana arterler o kadar tıktım tıkış ki araçlar yan yana geçerken hem birbirine maddi zarar vermiş oluyor hem de gerçekten artık insanlar siz, cinayet işleyecek halde geliyorlar. Siz otopark sorununu çözmeden elektrikli otobüsleri Manisa içerisine soktuğunuz anda kendi kendinize idam etmiş olacaksınız. Şimdi o yasaklar olduğu zaman vatandaşa alternatif bir yolda çizmek lazım. 7000 aracın otopark sıkıntısından bahsediyorum elektrik otobüsleriyle birlikte. Bunun sorunu, yani bunu altyapısını çözmeden hiçbir hizmeti getirmemek gerekiyor. Önce altyapı çözülecek. Ondan sonra hizmet gelecek. Ana düşünce bu olması gerekiyor. Şimdi elektrikli otobüsleri buraya soktunuz. Buradaki 7000 aracı nereye koyacağız? Bir, yeni otoparkları yapmak lazım demek ki önce. O mahallede oturan kişilere otopark yerleri göstermek gerekiyor. Peki yoksa alan müsait mi Manisa'da bu kadar? Şimdi alan, eğer ki Manisa'yı yaymazsanız, tek merkezli Manisa olmaya devam ederseniz, hala Büyükşehir Belediye binasını eski garajın olduğu yere yaparsanız alan müsait değil. Çünkü alan kalmadı. Ama merkez gibi Güzelyurt'ta bir tane merkez oluşturalım biz. Buradan gidelim Horozköy'de bir tane merkez oluşturalım. Şehri biraz büyütelim, yayalım. O zaman bu sorularınızın zaten cevabı oralarda olacak. Her mahallede aslında değil mi bir otopark sistemi kurmak lazım. Ya her mahalledeki otoparktan öte her mahalleye öncelikle bir ticareti götürmek gerekiyor. Ben Güzelyurt'ta oturuyorum. Bir tane çorap alacaksın alamıyorsun çünkü ben ticaret yok. 20 yıldır uğraşıyoruz. Ticaret yok. Ticarethane şehir merkezinde. Ben yine Güzelyurt'tan şehir merkezine gidiyorum. Böyle olunca nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Yani trafiği çözmek, bir tek yolları tek yön yapmak veya otopark dikmek trafiği çözmek değildir. Otoparkla trafik çözülmez. Yeni merkezler oluşturulmalı, şehri yaymalı. Bu da tekrar dönüyorum, bu da imar planından geçiyor. Yeni yapılacak olan imar planı bundan dolayı çok önemlidir. Bu Manisa'nın bundan sonraki 50 yılını belirleyecek. Bu alınacak kararlar çok önemli. Yani şehir öğrenciden 1 lira faydalanamıyor. Neden faydalanamıyor? Sadece şehir içinde sıkıntılar yaşanmıyor biliyorsunuz. Akgedik tarafında var sıkıntılar. Aynı şekilde Muradiye tarafında imar yani, sıkıntı sorunu var. Ben bu vatandaş olarak Manisa'da yaşayan biri olarak şunu diyorum. Neden öğrenci Manisa'nın içinde yaşamıyor? Ben bunun rahatsızlığını duyuyorum. Ya yaşaması lazım. Demek ki siz ona istediği şeyi vermiyorsunuz. O da İzmir'e gidiyor. Parası da İzmir'e gidiyor. Öğrenci Manisa'nın parası dışarıda kalmış oluyor. Öğrenciyi neden şehir içinde tutmak için uğraşmıyoruz? Büyükşehir Belediyesi bunları yapmasa, bunların hepsiyle ilgili projelerimiz var. Hepsini de başka programlarda defalarca konuşalım ve konuşmalıyız da. Ben biraz paylaşımcı bir kişiyimdir. Yani
bir proje varsa, bir proje çözülecekse kimse buradaki akil insanlar, 30 kişi toplanalım, bir saat, bir buçuk saat bir konu içinde herkes görüşlerini söylesin, bir tane çözüm bulalım ve kalk bunu yapalım. Ben olaylara böyle bakan bir insanım. Bunları da teker teker konuşabiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, katılım sağladığınız için. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Herkes diyor ki gittiğimiz yerlerde çok gençsin. Bu kadar genç Büyükşehir Belediye Başkanı mı olur? Ben tabii ben bunu iltifat olarak algılıyorum. Çok gençsin deyince gerçekten 41 yaşındayım, genç biriyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa'm, Atatürk'üm, atamız. 19 Mayıs'a çıktığın, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'na başladığında 38 yaşındaydı. Gençti, tecrübeliydi. İdealleri vardı. Dinamikti, idealleri vardı, hayalleri vardı. Ekibi vardı, çalışma arkadaşları vardı. Gücü vardı, neydi? Kuvveti gücü. Ben de 41 yaşındayım. Cebini doldurma derdinde değildi. Vatanı değil mi? Ben de bu şehirde, ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Bu şehrin sokaklarında cam bıyık oynadım, bisiklet bindim. Ben bu şehire belediye başkanı olmak istiyorum. Ve bu görevi layıkınla yerine getirebileceğine adım kadar eminim. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onları yapacağız. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Böyle konuşunca Eskişehir Belediye Başkanı, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı gözümün önüne geldi. Sayın direkt. Sakine Hanım, kulakları çınlasın buradan. Sakine Öz eski milletvekilimiz. Salihli'de böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bana dedi ki, ya ben büyük her şeyini gördüm karşımda dedi. Gerçekten konuşunca sanki gözümün bir anda canlandı. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Eskişehir için güzel Türkiye'nin şehircilik anlamında örnek alınabilecek bir şehridir. Şehircilik turizmi. Öğrenci şehri aslında. Öğrenci ticareti şehri, getirdi böyle bir oraya. Şehircilik turizmi yapan bir şehirdir. Çok önemli bir nokta. Aslında Manisa'da turizm anlamında yapılabilecek, kazanç getirebilecek o kadar şey var ki. Yani turizmle ilgili projelerimizi... Sipil Dağ diye çok geniş bir alan Sipil var. Sipil Dağ'ında doğa turizmi var. İnanç turizmimiz var. Erzurum'da falan dökende inanılmaz. Kışın orada mesela festivaller olur. Projelerimizden bir tanesi şu. İncil'de geçen 7 tane kilisenin 3 tanesi Manisa'da. İnanç turizmini Manisa'ya taşımalıyız. Efes Selçuk'a kadar gelen turisti buradaki yerlere çekmek lazım değil birlikte. Mi? Bu da bununla bir alakalı kapısı. O zaman iyi bununla bir çalışma ilgili projelerimiz gerek. Var. Yani yalnızca doğa turizmi veya Sipil Dağı'na otel yapmak, teleferik yapmak. Mesela Manifest diye bir projemiz var. Manisa'daki festivalleri canlandırmalıyız. Yeni festival alanları yapmalıyız. Yeni yurt merkezler yapmalıyız. Yurt dışına tanıtmak lazım bunları. Sadece yurt içinde değil. Yani işte Mısır kapmaya kimse gelmiyor. Geçen gün onu anlattım. Madrid'de boğanın üzerinde herkes kendini boğanın üzerine atıyor festival tadında. Ama Mısır kapmaya kimseye gelmiyor. Bunun nedenini düşünmek lazım. Kazanın işine düşüyorlar. Bunun nedeni yöneticilerdir. Yöneticiler demek ki bu değere ulaştıramadıkları için kimse Mısır'a değer vermiyor, Mısır'ı kapmaya gelmiyor. İnşallah o koltuklar nasip olsun. Bunların hepsi gerçekleşecek. Biz bunları gerçekleştireceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Efendim bana. Bugün gerçekten Manisa için yapılacak olan güzel projeler konuştuk. Size ve ekibinize de başarılar diliyorum. Çok teşekkür çekmiş ederim. Çekmiş olduğunuz eksik yolda olmayayım. Her zaman kapı açık, her zaman beklerim. Sağ olun, çok memnun oluruz her zaman için. Efendim, bu akşam da sizlerle birlikte olduk. Başka bir akşam, başka bir konumla tekrar karşınızda oluncaya dek mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.